Lenovo Vibe P serisi akıllı telefonlar Bay J'yi sunar. Dün gece sabaha karşı eve geldim. Karım tam konuşmaya başlayacak, ben girdim. Neden eve geç geldin de beni bu iğrenç gecelik çatlak patlak gözlerle karşılayıp korkutuyorsun ki? You're listening to Bay J on Power FM. İyi akşamlar Türkiye, hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Umarım güzel başlamıştır haftanız. Çarşambayı bulduk burada Power FM'de. Yoğun bir hafta geçiriyoruz. İnsanlar gereğinden fazla çalışıyorlar. Zannediyorum patronun gözüne girmeye çalışıyorlar. Benim öyle bir endişem yok. Mesleğin icramın 25. yılındayım. Ama iyi, çok çalışsınlar. Yoğun, böyle yoğun çalışmalar sırasında bitap düşmüş genç bayan çalışanlardan faydalanmak daha kolay oluyor. Güzel günler geçiriyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Adım Bayce. Bu benim sahne adım. Karım evde öküz diye çağırıyor normalde beni. Evet. Oğlum da baba diye çağırıyor ama içinden nakit diye çağırdığından emin. Bir çocuk büyütmenin bu kadar pahalı olabileceğini düşünmemiştim arkadaşlar ben. Hesaplarıma göre bu yıl veya önümüzdeki yıl emekli olmam gerekirken 24 sene sonra emekli olabileceğim. Evet. Bir de şeyi düşünüyorum. Hala 150 yaşındaki babamdan para isteme hızımı düşünüyorum. Oğlum da aynı olursa hiç emekli olamayabilirim. İlişkilerle ilgili bir sürü kitap okudum. Hiçbirinin çok fazla faydalı olmadığını gördüm arkadaşlar. Kadınlar için tavsiye kitabı yazınca genelde erkekleri ciddi bir ilişkiye bağlanmaya kandırmak için ne tür oyunlar oynayabileceklerini yazıyorlar. Erkekler için tavsiye kitabı... Ya hadi, böyle bir kitap okumadım hiç. Hiç gerek yok. Ne yazacaklar ki? Seninle yatağa girmiyorsa sıradakini dene mi yazacaklar? Ne yazacaklar? Erkeğin erkeğe tavsiyesi ne olabilir ki? Neyse, ben yeni bir kitap yazmak istiyorum. Ama aslında yazmak istemiyorum. Sadece böyle bir kitap olsun istiyorum. Biri yazsın istiyorum. Çünkü kitap yazabilecek kadar uzun konsantre olamıyorum. Bir de sıkılıyorum. Belki 4 sayfalık bir broşür yazabilirim. İlişkilerle ilgili gerçekten. Şöyle kompakt, derli toplu bir şey mesela. Hanımlar, hayatınızdaki erkek bağlanmaya ve söz verilmiş bir ilişkiye yanaşmıyor mu? Onu çok sevdiği bir şeyden mahrum bırakın. Mesela. Beyler, hayatınızdaki kadın vır vır ilişkimiz ne olacak diye sorular sorup zaten gün boyu sizi kanırtan ve kastıran hayatınızı daha da çekilmez hale getirmek için sizi çok sevdiğiniz bir şeyden mahrum mu bırakıyor? Diğer sevgilinizin üzerine düşün. Ya açıkçası aslında ilişkilerde kötüyüm. Bu yüzden belki de hani bu konularda tavsiye vermemem gerekiyordur diye düşünüyorum çok zaman. Ama sonra diyorum ki, hey, sen bu radyo programını hak ettin. Alın teri döktün, yıllarca çabaladın ve şimdi canın ne isterse anlatabilirsin. Bunun tadını çıkar Bayce oğlum diyorum. Gerçekten bunu kendime söylüyorum arkadaşlar. Evet. Yani bilmiyorum, duygularımı iyi ifade edemiyor muyum ya da karşı tarafın duygularını mı iyi anlamıyorum bilmiyorum ama yolunda gitmiyor bir şeyler. Geçen gün bir süredir takıldığım bir kızla uyandık. Tamam, evli olduğumu biliyorum, üstüme gelmeyin, tamam mı? Rahatsızım, bağlıyım, ne var? Bana günaydın tatlım dedi. Bu kadar sevinmenize gerek yok, övgü kuralı bu. Yani hani ne yapsaydı ki? Sonra kahvaltı hazırlayayım mı tatlım dedi. Sonra kahvaltı ederken şey dedi. Ya ben kahvaltı hazırlayayım mı tatlım dedikten sonra aslında seni seviyorum tatlım diyecektim ama çok mu erken acaba bunu söylemek için diye söylemedim. Sence erken mi dedi. İşte ben hayatta bu tip durumlarla karşılaşmamak için elimden geleni yapıyorum. Ben gerçekten böyle yüzleşmekten nefret ediyorum bu tip konularla. Çünkü yok hayır erken değil desem ilk olarak ben ona seni seviyorum demiş olacağım. Yok biraz erken bunu söylemek için desem duygularını incitmiş olacağım. Zaten bir kadınla ilişki yaşamanın en zor tarafı söyleyecek şeyler fazla çeşitli değil. Ne söylerseniz söyleyin sizin istediğiniz sonuca ulaşamıyorsunuz. Tabii ben seçenek kalmayınca şaka yapmaya karar verdim. En büyük hata her zaman. Çok büyük hata. Ne yapacaksın? Mesleki deformasyon. Biliyorum çok kötü bir fikir. Ben de sonradan şey dedim. Ne biçim sorular bunlar? Gay falan mısın sen? Belki de en son kahkaha atmasaydım hala
Bir birlikteliğimiz olabilir. Bay J adım. Power FM'de sunduğum bu program Dünya Radyo Eleştirmenleri tarafından bilinmiyor. Ayrılmayın. Çok canım acıdı, çeksene mi elini? Nane nane, bundan sana ne? Hey barmen, bana bir bira, yanımdaki fıstığa bir tekila, tekila. Sonunda geldim ben aşka, ben aşka. Bu barda geceler bir başka. İki orta bir saatte, hadi bana müsaade. Yeter ki kafiye tutsun, yolla gelsin. Merhaba dinleyiciler, nasılsınız? Sevindim. Çok berbat Bay J, çok berbat. Öldük, bittik, borç, kazıklanmışlık vesaire. Sevindim. Hayatı öğreniyorsunuz. Daha iyi hale getirmeye çalışın lütfen. Daha iyisini yapabilirsiniz. Hadi biraz çaba sarf edin. Kazık yemeyin. Forma girdiniz mi? Deniz sezonu açıldı. Havuzlar şimdiden dolup taşıyor. Hava çok güzel. Ben deniz sezonu için forma gireceğime resmen deniz sezonu için formdan çıktım. Yoldan çıktım gibi. Evet. Bunu niye yaptığımı bilmiyorum. Sanırım sonsuza kadar bir kadınla birlikte olmak istemiyor olmamın bilinçaltımdan bilinçüstüme yansıması bu. Tahmin ediyorum bu. Başka ne olabilir ki? Acayip formdan düştüm. Acayip. Ben çok formsuz olduğumu nasıl anladım biliyor musunuz? Acayip kuru fasulye yemiştim bir akşam. Bunun nereye gittiğini kestiremediniz değil mi? Hikayenin gittiği yer belli değil. Formsuzlukla ne alakası var diye düşünüyor olabilirsin. Arkadaşlar, fasulye kaynatılmamıştı, direkt pişirilmiş. İnanılmaz gaz yaptı ama inanılmaz gaz yaptı. Ve egzoz veya basınç ayarlayıcı bir sistem taktırmadığım için vücuduma zamanında paraya kıyıp... bileğim burkuldu. Evet, bu kadar formsuzum. Gaz çıkarırken bileğim burkuldu, itiraf ediyorum. Bana diyorlar ki, çok üzülüyorum bu arada. Bana diyorlar ki, Bay J, boş boş konuşarak para kazanıyorsun. Gece uyuyabiliyor musun? Yani Afrika'da aç insanlar var, yaşam savaşı veriyorlar diyorlar. Arkadaşım saçmalamayın. Birincisi, her şeyden önce, boş konuşmak hayatın anlamsızlığına anlam katan tek şey arkadaşlar. İkincisi, ikincisi burada gerçekten büyük patlayacak bu soruyu soranlar. Afrika'daki açlar için siz ne yapıyorsunuz efendim? Ayıptır sorması. Hani adam vardır, her ay bir paket makarna yolluyordur Etiyopya veya Somali'ye. Ha tamam derim, konuşmaya hakkı var. Oysa ki ben ne yapıyorum biliyor musunuz? Afrika partileri veriyorum sabaha kadar, limitsiz yerli. Kendi evimde kendi arkadaşıma sabah bütün geliri bir zarfa koyup Afrika yardım kuruluşlarına yolluyorum. Ne var? Tamam, evet, kabul ediyorum. Şimdi kaynağı ne olursa olsun yardım yardım mıdır? Bunu tartışabiliriz. Evet, belki gece boyunca bin türlü rezillik, tarihin en dejenere sahneleri yaşanıyor olabilir. Ama sizce bu paranın gittiği kişinin kasesinde çorba gördüğünde sorguladığı bir durum mu? Veya sorgulayacağı bir durum mu? İyilik yapmak isteyen yapar arkadaş. Kendi tarzında yapar ama yapar. Diğerleri de hiçbir şey yapmadan vır vır konuşur dururlar. Öyle. Ay. Bileğim çok fena burkuldu. Bazı dinleyicilerim de sormuşlar. Bileğiniz burkulunca bileğinizi almak zorunda kalmıyorlar. O çok güzel bir şey. Çünkü vücudumuzdan birçok şey alınabiliyor. Safra kesesi, pankreas, apandisi. Pankreas alınabiliyor mu? Çok emin değilim. Ama dalak malak alınıyor galiba. Efendime söyleyeyim, fıtık, şunlar var. Baya baya aslında... vücudumuzdan alındıktan sonra ah bunca senedir niye üstümde taşımış gibi dediğimiz çok organ oluyor. Evet. Babamın yarısı yok mesela. Anladın mı? Yani adam sapasağlam çok şükür. Allah uzun ömür versin ama babam ilginçleşti ya. 150 yaşını geçti, ilginçleşti. Babam dedi ki geçen gün, ben dişlerimi beyaz sabunla banyoda fırçalarım. Banyo yaparken beyaz sabunla fırçalıyormuş. Babam dedi ki, baba onlar senin dişin değil, annemin küpelerini satıp yaptırdın. Evet, ikincisi, istediğin zaman sana diş macunu getirir, niye söylemiyorsun? Baba dedi ki, ooo çok iş, banyo yaparken diş fırçamı sabunun üstüne sürüyorum, fırçalıyorum. Tek dikkat etmen gereken şey dedi, sabunla en son nereni yıkadığını hatırlamak. Evet. Y Pay serisi akıllı telefonlarla Bay J devam edecek. Lenovo Y Pay serisi akıllı telefonlarla Bay J devam ediyor.
İş bulabilmek için sorulabilecek bir soru olabilir iş görüşmesinde. Ekonomik özgürlüğünüz var mı? İş görüşmesinde sordukları soruya bak. Neden sordunuz? Paramız yok da bizim. Onun için soruyorum. Ekonomik özgürlüğünüz var mı? Selam dinleyiciler, ne habersiniz? Çarşamba akşamı ayın 8'i. Hangi ay diye soracak olursanız yuh diyeceğim ama Haziran'ın 8'i 2016 senesi çarşamba akşamı. Hemen pes etmeyin. Bak bana nasıl güzel idare ediyorum, bu berbat mesleği yapıyor olmama rağmen ne kadar güzel idare ediyorum. Bay J hem kendi işinin patronusun hem de şikayet ediyorsun. İnsanlar bütün gün döner kesiyor, tahsilat yapıyor, banka kapısına nöbet tutuyor. Yapmayın bunu bana ya, ben sinir olurum böyle şeyler. Niye bana bunlarla geliyorsunuz da bir kere bile şey demiyorsunuz. İnsanlar yılda 300 gün tatil yapıyorlar. 5000 personeli olan büyük şirketleri var. Bütün işi müdürler yapıyor. Gelir düşünce müdürü kovup yenisini alıyorlar. İnsanlar var, sadece güzel oldukları için hiçbir şey yapmıyorlar. İnsanlar var, hiçbir şey yapmadılar bugüne kadar hayatta. En ufak bir başarıları veya kariyerleri yok ama Angelina Jolie evlat edinmiş mesela. Anlatabiliyor muyum? Bunlarla gelin bana. Yoksa ben dönerciyi de biliyorum, kömür madeninde çalışan adamı da biliyorum. Tanrı aşkına nedir bu karamsar kültür ya? Niye bana kötü şeyle, örneklerle? Bu arada ara sıra evliliğin nasıl gidiyor diye sorular geliyor maillerde. Arkadaşlar, siz bütün arkadaşlarınıza ikide bir evliliğin nasıl gidiyor diye sorar mısınız? Diğer yanda son evliliğim 3. senesini doldurmak üzere 30. senesini doldurmak üzere gibi hissediyorum. Evet. Annemler 50 senedir evli, kimse bir şey demiyor ama bu zamanda bana inanamıyorlar böyle. 3 senemi hem de medyatik bir mesleğin olmasına rağmen. Aman abi, kimseye söyleme, nazar değmesin. Arkadaşlar, bugün şu halimde düşünüyorum da eğer nazar değmemiş hali buysa... Birinin gözü değdiğinde, nazar değdiğinde, nazarı şeytanın şahsen kendisini servis edeceğini tahmin ediyorum. Net söyleyeyim. Şimdi bizim erkekler çok, bakın yani kadınlarla ilişkilerimde maalesef tekerrür eden durumlar olmasına rağmen her birinin bambaşka doğaları vardı ve çok fazla şey öğrenemedim ama biz erkeklerin ilişkilerde, tabii özellikle evlilikte yaptığımız en büyük yanlış akıllı olan tarafın biz olduğumuzu düşünmek oluyor. En büyük hatamız. Oysa ki akıllı olan kadındır. Ve bir kadını aldattığınız zaman kadının aklına meydan okuduğunuzu falan düşünmeyin. Neticede aldattığınız kişi de bir kadın. Evet, bu yüzden hani iki kadın arasındasınız. Yani yılın çapkını seçilmediniz. Siz bir tenis topusunuz. Evet, bu aldığınızda iki kadın arasında, iki zeka arasında. Evet, tabii yani akıllı diyorum, evet. Sonra yani gelin insanlığın doğuşundan bugüne kadar kadınların yaptığı büyük icatlara bir göz atalım. Mesela Madame Curie vardı değil mi arkadaşlar? Evet. O ne derler, her başarılı erkeğin ardında kim bilir ne hikayeler vardır. Kaç kişinin ayağını kaydırıp ne numaralar, değil mi? Ya bir erkek bir kadını etkilemeyecekse hiçbir şey yapmaz arkadaşlar. Hiçbir şey. Einstein atomu parçaladı etti filan, nükleer enerji elde edebilelim diye mi yaptı zannediyor? Hayır. Bilim Teknik Enstitüsü'ndeki sekreteri tavlamaya çalışıyordu. Evet. Bunlar az bilinen tarihi gerçekler. Bir erkek başarılı olmaya çalışıyorsa arkasında karşı cinse dayalı bir neden aramanız gerekir. Boşuna yapmayız. Babam ben son defa evlenirken şey demişti. Evlat, evlilik çok zor bir iştir. Bir de yürümesi için her gün uğraşman gerekir. Çok doğru söylemiş. Ben bu kadar uğraşmak zorunda kalacağımı bilsem evlenmezdim. Açıkçası ama zaten uğraşmıyorum, bu yüzden. Evet, yani değil mi? Evet, yani eğer uğraşsaydım iğrenç bir şey olacaktı. Bu haliyle ılımlı bir azap. Evet, öyle bir şey. Meltem, şimdi sana dokunmanı istediğim yerlere söylüyorum. Merhaba, işte ben Hasan diyor. Bilmem ne sigortadan arıyorum. Hasan, kolların kaslı mı? You are ready for this. You're listening to Bay J on Power FM. Merhaba, iyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Adım Bay J. Burası Power FM. Okey, peki tamam. Sıcaklar gelmek üzere. Evet,
Belli olmuyor. Bazı yıllar evimdeki havuza giremiyorum. Bazı yıllar girebiliyorum bu dönemde. Şimdi gerçekten ihtiyaç duyuyorum. Çok şükür evimde havuz var. Dışarı bir yere gitmek zorunda değilim. Bunu hava atmak için söylemiyorum. Çok zor durumdayım. Bakın, sırtına lazer epilasyon yaptıracak olanlara çok çok önemli mesajım var. İlk 3 seansın ardından yaz geliyor ama epilasyonunuz henüz bitmemiş oluyor. Ama ara veriyorsunuz çünkü birkaç ay güneş almak istiyorsunuz. Çok güzel de lazer sırtınızın büyük bölümünde artık kıl bırakmamış ama bazı 2-3 santimetre karelik alanlarda yeniden çıkmış. Dönem dönem hastalıklı bir maymuna benziyor, biliyorsunuz. Evet. Eşim için şey diyorlardı. Ay şu kadının maymununa bak. İnşallah bulaşıcı bir şey değildir. Ay. Kokuyor da. Nasıl bir ırklar karışımından geliyorum bilmiyorum ama yani bakın. Havayı koklayan adam da Antepli filan. Onun da tişörtünden fışkırır kılları. Yemek yedikten sonra peçete olarak kullanıp ağzını silebiliyor tişörtünden fırlayan kıllarla. Önemli değil. Tamam. İçinizi bulandırmak için söylemedim. Ama benim acayip kararlı ve sağlam. Yani kim sırtını 4 saatte bir tıraş etmek zorunda kalır? Ablam da benim gibi bu arada. Evet. Şey gibi sanki. Böyle biz doğarken kıl dağıtımı yapılıyormuş. Eve erken gitmek isteyen kıl dağıtımcısı tamamını bize bırakmış gitmiş. Hani yolda tipler vardır ya böyle ellerinde 5000 tane broşür al bunları dağıt demişler. Bu da yemeyen. Bir an evvel gitmek istediği için herkese 200'er tane verir ya onun gibi. Bir gorille evlenip çocuk yapsaydım. Hani ırk olarak insan olmam itibariyle doğacak goril insan karışımındaki bebeklerin kıllarını seyreltiyor olmam gerekirdi, öyle söyleyeyim. Hayır. Goriller büyük ihtimalle evlendiğim bayan gorille şey diyeceklerdi bebekleri görünce. Yuh ne yaptın, bir gorille mi evlendin? Siz sigaranızı üstünüze düşürdüğünüzde deriniz yanar, ben alev alıyorum. Öyle söyleyeyim. Hayır. Kötü alışkanlık yok. Allah aşkına. Yaşam kalitemizi elimizden alıyor. Bunun farkında ola ola niye yapalım, değil mi? Arkadaşlar ben bugün biraz sıkıntılıyım. Bay J'niz bugün Power FM'e gelmeden bir ikilemde çıkmazda dar boğazda debeleniyordu. Şimdi ne oldu, sabah yürüyüşe çıktım. Sokakta yerde şey gördüm. Hani şu buzdolabı poşetleri vardır ya ama ağzı fermuarlı olanlardan. Leş gibiydi artık biri... Uyuşturucu kullanıp atmış ve her neyse. Düşün dedim ki ben bunu alıp eve götürüp yıkasam. Tekrar kullansam. Dünyanın yok olmasını yavaşlatma yolunda küçük de olsa bir katkım olsun. Neyse koşudan eve poşetle döndüm. Ters yüz ettim. Bulaşık makinesine koydum. Çıkarttım. Ah! Delikmiş. Ve çöpe atmaya karar verdim ama bulduğum yere götürüp bırakmadım. Sizce yanlış bir şey yaptım. Yani evrenin yönsüzlük ve yozlaşma ölçüsünü değiştirebildim. Entropiyi değiştirdim mi? Onu sormak istiyorum. Lenovo White Pay serisi akıllı telefonlarla Bay J devam edecek. Lenovo White Pay serisi akıllı telefonlarla Bay J devam ediyor. Şarkı efsane orijinal. Şimdi merak ediyorsunuzdur, söyleyen Beyoncé. Sesini ayırt edemediyseniz diye hatırlatıyorum. Şarkının adı Hold Up. Hold Up diyor. Çok tatlı. No one else is but you are. 10 milyon dolarım olsaydı. Şu an patron beni dinliyorsa içinden ne gülüyordur ha? 10 milyon dolar. Şuradan 20 milyon dolar getirsenize şömine soğuyor. Bay J on Power FM. Dinleyiciler, vücudunuzun beslenme zincirinde en önemli maddelerden birini almaya hoş geldiniz. İyi müzik ve mizah paketi. Hepsi bu saatlerde Power FM. Bay J liderliğindeki küçük ama boyu önemli değil klişesini kabul ederseniz son derece yetenekli ve verimli bir ekiple karşınızda. Düğün sezonu açıldı, resmen açıldı sevgili dinleyiciler. Bir iki düğüne gittim bile. Bu hafta sonundan itibaren yaz bitimine kadar benim için çok acıklı bir dönem başlıyor. Güzel insanların acılı yola girdiğini görmek beni çok üzüyor. Benim güzel tatlı annem, ablama hep şöyle derdi. Kızım yuh, hala birini bulamadın mı? Etraf erkek dolu. Erkek kaynıyor. Ne yapıyorsun? Beyaz atlı prensini mi bekliyorsun? Allah aşkına anne, beyaz atlı prens olsa ne olacak ha? Ev işlerinde ona yardım edip çocuğun bakımına yardımcı mı olacak? Beyaz atlı prens diye yani.
Bana hiç o sonsuza dek mutlu yaşadılar zırvasıyla gelmeyin. Cinderella Prens'le evlendikten 10 sene sonrası diye bir devam kitabı istiyorum ben. Hadi bakalım. O ayakkabı macerası falan bilmem ne, her şey çok güzeldi. Ben söyleyeyim 10 sene sonrasını. Prens alkolik olmuş. Cinderella'yı her akşam hırpalıyor. Hırpaladıktan sonra da 4 telli ortaçağ gitarıyla kendisine şarkı söyletiyor zorla. Ama Cinderella zaten kendisine berbat davranan kötü kalpli kız kardeşlerinden buna alışık olduğu için bir yere gitmiyor. Hayır, zaten 7 çocuk ve malum yetenekleriyle nereye gidiyor değil mi? Merhaba, benim 7 çocuğum var, benimle evlenir misiniz? Hayır. Ama ben Cinderella, hani şu masadaki... Hayır. Masallara kanmayın. Ne deriz? Zaten şöyle demez mi? Masal anlat babana. Parayı getirdin mi? Sonra da bilirsiniz işte. Ayağına sıkarsınız. Evet. Hani boş zamanlarında Bay J ne yapıyor diye merak ediyorduysanız. Aha cevabı. Al. Pamuk Prenses. Gerçek olamayacak kadar güzel bir hayatı var. 7 küçük adam bütün işlerini yapıyorlar. Yemek, temizlik, banyo. Zırva olduğunu nereden anlıyorsunuz? Bunlar karşılığında cücelere... Hiçbir karşılık ödemiyor. Sonra birdenbire nereden geldiği belli olmayan bir prens alıp götürüyor. Neden? Öperek uyandırdığı için. Bir öpücük sayesinde. Ortak zevkleri var mı? Yatakta elektrikleri uyuyor mu? Pamuk Prenses nasıl bir kayınvalide gelin ilişkisi yaşayacak? Hiçbiri belli değil. Gidiyorlar. Sinirli cüce diğerlerine bağırıyor. Tamam arkadaşlar, eğlence bitti. Erotik dergileri saklayan dışarı çıkarsın. Rezillik değil mi? Masallara kanmayın. Yani yapacağımı yaptım. Ratingler harika. İstikrar varlığını koruyor. Bir adım yukarı nasıl çıkartırız diye kafanızı yormayın artık. Cevap belli. Bay J'nin yanına motivasyon amaçlı revü kızları. Bay J. İyi akşamlar. Power FM'de akşamı geceye bağlayan program... Bay J ve arkadaşlarının harikulade şovu bugün de yayında. Çünkü dün Bay J'ye otobüs çarpmadı. Çalışma grubum, hava durumu reportmenim bugünlerde özellikle yoğun kişi. Havayı ya sabır koklayan adam ve prodüksiyonlarımda Engin'i tanıyorsunuz. Bu yüzden onlardan fazla bir şey beklemediğinizi biliyorum ama... Hiç merak etmeyin, ben Bay J radyoda 20 kaplan gücümdeyimdir. Evet, telafi ederim. Radyoda 20 kaplan, sevgilimin yanında bir bacağı eksik, tek gözü kör, biçelimsiz kediyim. Aslında bu sizler için faydalı. Hayatımda kendimi gösterebileceğim, tam olarak güvendiğim tek yer radyo programım ve elimden geleni ardıma koymuyorum. 2006 yılından 2016 yılına neler değişti? 2006, 10 sene önce... İşin neresindeydik? İki şey anlatacağım size. Ben nereye geldiğimize siz karar verin. 2006 yılında bugün Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Coğrafya Öğretmenliği Bölümü 5. sınıf öğrencisi 25 yaşındaki genç, okulda 22 yaşındaki kız arkadaşının omzuna elini atınca dekanlık haklarında toplum içinde hoş karşılanmayacak bir vaziyette bulunmak suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı. Bu ne yani, 2006 senesinde şu anda yani ben üniversitelere gidiyorum. Yok öyle bir şey. Yani yok öyle bir şey derken müdahale yok. Müdahale yok anlamında yok öyle bir şey dedim. Valla ben Boğaziçi Üniversitesi'ndeyken yaptıklarımı geriye dönük suçlama olarak kullansalar büyük ihtimalle ilk buldukları yere bir dar ağacı dikerlerdi. Yani en kötü ihtimal katran ve tüy diyorum yani. Üniversitede kızlar olmasaydı ben okumazdım ki. Birçok insan evladının hayattaki motivasyonu karşı cinsi etkilemektir. İyi bir şeyler yapmak için karşı cinse ihtiyacımız var. Unutmayın bunu. Bakın ben de gençlerin sapıtmasından yana değilim. Ama günümüzde çoğu evlilik insanların karşı cinsle nasıl ilişki kuracağını bilmemesi yüzünden kötü gidiyor. Erkek kadını tanımıyor, kadın erkeği tanımıyor. Masum flörtleri engellememek lazım. Ha demiyorum benim gibi krem şanti spreyler, 16 kişi otel suitleri falan ama... Arkadaşlık... Arkadaşlık etmek, bir şeyleri paylaşmaktan bahsediyorsa yani tek bir şey söylemek istiyorum. Yani tabii yani korunaklı olmak lazım. Tam olarak şey yapamıyorum şu anda ama. 2006'dan 2016'ya ne oldu? 2006'dan bir haber daha getirdim size. 2006'da bir mayo firmasının Bağdat Caddesi'ndeki mağazalarından birine asılan mayo reklamına Büyükşehir Belediyesi izin vermemişti. Kriz basına yansıyınca çözülmüş. Genel ahlak kurallarına aykırı görüntülerin kullanılamayacağı hükmü varmış filan. Şimdi genel ahlak kurallarına uymuyorsa mayolu kadın, o zaman
Tabii bütün plajları da kapatmak gerekiyor çünkü... Ya gerçekten şunu sormak istiyorum size. Sonra da cevabını vereceğim. Ama muhakkak aklınıza gelmiştir. Veya gelmediyse bile ben şimdi sizin aklınıza getireceğim. Neden mayo firmaları bir kez de erkek manken kullanmaz? Ha? Kimsenin ahlakı bozulmaz. Tabii mayonun boyu çok önemli ama. Tanga olmasın da. Ben nedenini söyleyeyim. Ben 1988 yılında satın aldığım mayo şortu giyiyorum. Adamın hedef profili değilim ki. Nasıl? Sarı kahverengi şort moda değil mi? Lanet olsun. Neyse zaten iyice şeffaflaşmıştı. Gidip yenisini alayım. Akşam radyo ihtiyacınızın tümünü tek programda karşıladığımız Bay J Show. Burada Power FM'de sanki kafein apı ve benzeri uyarıcılar kullanıyormuş gibi görünen program hostu ben Bay J. İnanması güç, doğuştan böyleyim. Evet. İnanması güç, onu biliyorum. Şey diyorlar, peki Bay J diyorlar, hiç sakinleştiğin oluyor mu? Olur. Ama ilacımı vermeniz gerekiyor. İlaç derken burada kimyasal maddelerden veya insan icadı mucizelerden bahsediyorum. Doğada bulunan, havada uçan bir şey aşk. Abi gülünsüz. Gülünsüz, ben ayıyım değil mi? Duygularım yok benim. Bundan sonra size yalnızca sıkıcı konuşmalar dinleteceğim. Politikadan sıkıldığınızda arkeoloji anlatacağım. En daraldığınız yerde havayı koklayan adamı stüdyoya alacağım işinizi bitirsin diye. Hiç olmadı golf maçı anlatırım. Lenovo YPay serisi akıllı telefonlarla Bay J devam edecek. Lenovo YPay serisi akıllı telefonlarla Bay J devam ediyor. Annem bana hep şu etrafı kırmızı mumlu Hollanda peynirleri var ya, onlardan verirmiş. Ama mumunu çıkartmamı söylemeyi unutmuş. Bütün ekranlarım kaka yaparken ben mum yapıyordum. You're listening to Bay J on Power FM. Selam millet, umarım keyfiniz yerindedir. Tatil sezonuna girdik. Düğün sezonu aynı zamanda. Ne büyük çelişki. İnanılmaz bir çelişki. Evlilik ve tatil birbirinden o kadar uzak kavram ve mevhumlar ki inanamazsınız. Evlilik tatilin sonudur. Tatilse evliliğin sonu. Biliyorum iddialı söylemler, fikirler ama yalvarıyorum bana benimle hemfikir olmadığınızı söylemeyin. 3-5 kişinin mutlu evliliği mutsuz evlilikler efsanesini bozamaz. Burası Power FM. En iyi en yeni müziği dinliyorsunuz. Benim adım Bay J. Siz ne kadar sahte buluyorsanız Bay J adını, ben de kendimi bu isimle çağırmaktan o kadar nefret ediyorum. Merak etmeyin ama yeni bir isimle yeni bir kariyer yapacak motivasyonum ve gerekçem yok. Evet. Diyeceğimi bilmiyorum. Power FM'e geldiğimde zaten isim yapmıştım. Power FM genel koordinatörü, süpervizöre adımı değiştirmek istiyorum demiştim. Hayır demişlerdi. Verecekleri maaşı öğrendiğimde dudağım uçuklamıştı. Uçukladı. Hayır, ben bu isimi değiştirmek istiyorum diyemedim. Uçuk acıyordu. Evet. Süper bir görüşme oldu. Süpervizör bana kandırmacalı sorular sordu. Bu şirkete uygun olup olmadığımı anlamak için sorulardan bir tanesi şeydi. Sence bu odaya kaç tane madeni parası var? Oyun oynuyor benimle. Benden 2 milyon tane filan dememi bekliyor veya başka bir akıllıca cevap verme. Yani ne bileyim, komedi yeteneklerimi mi ölçmeye çalışıyor bilmiyorum. Hayatımda yaptığım ilk iş görüşmesi zaten Power FM'e girerken yaptığım tecrübem. Yok ki benim, bakmayın 45 yaşında olduğuma, daha önce zengin kadınlarla yaşayıp parayı yeraltı kumarhanelerinde kazanıyordum. Öyle bir durumum var. Neyse. Bu odaya kaç tane madeni para sığar? Bir tane sığar. Bir tane bu oda boyunda. Kocaman madeni paradır. Evet. Nefret ettim sorulardan. Kaçıyorum. Kendin hakkında iyi bir özellik söyle dedi. Irkçı değilim dedim. Irkçı değilim. Evet, süpervizörümüz de Fransız bu arada ve ben ırkçı olmamanın iyi bir özellik olduğunu söyledim. Sanki ırkçı olmak normal bir şeymiş gibi, çok ırkçı olmak kötü bir şeymiş gibi. Şu anda hayatta olmayan iki kişiyle tanışma şansı verilse kimlerle tanışmak isterdin? Adolf Hitler ve Rahibe Teresa. İşe aldın mı yoksa kabus olmak üzereyim. Beni rahat bırakacak mısınız? Ya bazen... Çok şanslı biri olduğumu düşünüyorum. İş yerinde çalıştığım herkesi seviyorum. Hiçbirine gıcık olmuyorum. Azıcık sinir olduğum bile kimse yok. Bu bir kutsanmışlık, bu bir ayrıcalık, biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? İyi bir şey. Sadece işte zam dönemlerinde taleplerimi geri çeviren finans müdürüyle patrona biraz gıcık olduğum dönemler oluyor. Ama olur. Olur, bunlar normal şeyler. Sevmiyorum anlamına gelmiyor. Gıcık oluyorum arada. Bu arada burada olmasını istediğim burada olmayan çok kişi var. Mesela Gigi Hadid'den tut, efendime söyleyeyim,
Dua Lipa olsun. Bilmiyorum. Yani açıkçası ne bileyim, kimleri söyledim ben? Cici Hadid Dua Lipa'yı kıskanır mı acaba buraya geldiğinde? Evet, benim de aklıma gelmedi değil. Yani açıkçası birinden biri buraya gelip bana bir gün şey derse, kusura bakma ya Cici ya ben diye çok çok üzülme ihtimalleri olduğunu söylüyorum. Evet. Ünlü olduğumu ne zaman anladım biliyor musunuz? Seneler önce babamın ameliyatını yapan doktor, bir fotoğraf çektirebilir miyiz beraber diye yanıma gelince. Ya dinleyiciler, ben sürekli size çok kilo aldım, vah yandım ben filan diyorum ya. Abartmıştım bunları söylerken. Geçen gün bir partide bir hayranımla tanıştım. Vay be Bay J dedi. Ben de hep şakacıktan söylüyorsun sanmıştım. Gerçekten şişmanmışsın dedi. Bakın bu erkeğin kadından çok daha yaratıcı olduğu bir konudur. Kadınlar binlerce dolar harcayıp göğüslerini bir yabancıya büyüttürüyorlar. Ben mesela aynı işi 20 seneye yayıp her gün işte pizza olsun, milkshake olsun. Bizim Mehmet Ali ile bu konuda yarış halindeyiz mesela. Benim memem daha büyük. Ha, benimki daha büyük. Ha, bu arada kız arkadaşı yanında. Bu arada Mehmet Ali'nin kız arkadaşı, o evli değil miydi diye soracak olabilirsiniz. Biliyorum biliyorum. Bu tatlı yalanlarla evliliğindeki sıkıcılığı ortadan kaldırmaya çalışıyorum. Olacak o kadar. Dua etsin ben varım ben. Bu yaz 2 hafta tatil yapmayı düşünüyorum. Biz DJ'ler, radyo sunucuları belki fiziksel olarak çok yorulmuyoruz ama ben yılda 255 program sunuyorum. Bunların her biri 3500 kelimeden az olmamak kaydıyla ortalama 4000 kelimeden oluşuyor ve tamamı tarafımdan yaratılıyor. Yazıyorum, sunuyorum. Her gün motosikletle buraya geliyorum, dönüyorum. Benim için çalışan metin yazarım var, yabancı. Yılda 1 milyon kelimeden fazla yazıyorum. Her gün sizler için icra ediyorum. Alkışlamanız için anlatmıyorum. Sadece tatile gidip de eski program kayıtlarımdan en güzel yerleri yayınladığımızda bik 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 vır vır şikayet edilmesin diye söylüyorum. Neticede onları da ben sundum. Allah Allah. Ben elbiselerin arkasını görmek isterdim. Ve bunun ahlaksız bir sebebi yok. Sapıkça bir nedeni yok. Çok ciddiyim. Yani bir konuda bir manyaklığım olunca size hemen dürüstçe itiraf ettiğimi biliyorsunuz zaten. Hiçbir şey saklamıyorum sizden. Elbiselerin arkasını görmek isterdim. Süpermen gibi. Çünkü son yıllarda modacılar hep vücudun kusurlarını göstermeyecek şekilde üretim yapıyorlar. Ve saklıyorlar kusurları. Ha, hiç olmazsa bir genç kızın duygularıyla oynayıp yatağın kenarında ağlarken bırakıp eve gitmek yerine baştan bir ilişkiye girmezsiniz. Anlıyor musun? Yani bunlar sadece çok iyi bir insan olduğum için söylüyorum. Onun için yapıyorum. İyi günler, iyi akşamlar dinleyiciler. Power FM'de Bay J ben. Gün boyunca arka arkaya dinlediğiniz sesler çalışma arkadaşlarımın sesiydi ve şimdi beni dinliyorsunuz. Çünkü babamın her zaman söylediği gibi güzel olmak için acı çekmek gerekir. Evet. Burada Power FM'de 9 sene çalıştım. Son çalışmaya başladığımdan itibaren yarın 8 ayımı doldurmuş olacağım arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Canlı yayın. Gerçi ben radyo sunuculuğunu diğer işlerim arasında bir part time iş, bir hobi gibi planlamıştım. Ama tabii özel radyo sanayisinde 25 sene çalıştıktan sonra bu konuda, yani radyo olayını bir hobi olarak koruma konusunda başarısız olduğum kesin. Hadi buna karar verdim kesin. Allah'tan harika bir program sunuyorum da kimse şikayet etmiyor. Evet, fena değil. Bazen dergiler benimle röportaj yapıyorlar. Hep aynı soru. 25 senedir radyo olayının içinde olmak nasıl bir duygu diye soruyorlar. Dergilere yalan söylüyorum ama siz yabancı değilsiniz. 25 sene radyoda çalışmak, 25 sene boyunca size yüz vermeyen bir pavyon şarkıcısına aşık olup peşinden koşmak gibi, kovalamak gibi. Başka bir şey değil. Evet. Mesleği kolay mı icra ediyorum, zor mu? Her zaman şakacı biriydim. Eşek şakası olsun, kara mizahla birilerini kızdırmak, birilerini gülmekten çatlatmak olsun. Hayatla dalga geçmeyi seviyorum. Bir ara sırf zevk için radyolara iş başvurusunda bulunuyordum. O sırf eğlencesine. İşte bir form doldurtuyorlardı. Duyma sorununuz var mı? Benim cevap ne? Daha önce hüküm giydiğiniz bir suçunuz var mı?
İki kişiyi öldürüp atla çıktım. Beni işe almazsanız sizi de öldüreceğim. Evet. İsim olarak ne yazdım biliyor musunuz? Nemo. Evet. Baba adı balık işte. Anne adı babamı tanımayan başka bir balık. Tarihi yazmam gereken yerlerin altına şöyle yazdım. 1453 İstanbul'un fethi, 1071 Malazgirt Zaferi. Çünkü bunlar bildiklerim. Daha fazla bilseydim ilkokulu bitirirdim. Acil durumda haber verebileceğimiz sizinle yaşamayan 3 isim yazın. Eski eşim, şu anki 2 sevgilimin adını ve şimdiki eşimi yazdım. 3 istedin 4. Türk vatandaşı mısınız? Excuse me ama excuse me diye Türkçe harflerle yazdım. Evet. Lenovo Vibe P serisi akıllı telefonlar Bay J'yi sundu.